Benim adım Gezgin. Keşfetmeyi çok severim. En güzel yolculuklara siz de bizimle gelin. Benim adım Gezgin. Keşfetmeyi çok severim. En güzel yolculuklara siz de bizimle gelin. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile geçmişimizi sürelim. Benim adım Meraklı. Öğrenmek için sormalı. Araştırmayı seven hemen bize katılmalı. Benim adım Meraklı. Öğrenmek için sormalı. Araştırmayı seven hemen bize katılmalı. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile tarihin peşine düşelim. Gezelim, gezelim, keşfedelim. Gezelim, gezelim, öğrenelim. Meraklı ve gezgin ile tarihin peşine düşelim. Einstein'ı başa yazalım. Sonra Newton. Yer çekimi kuvvetini bulan İngiliz dahi matematikçi. Ne yapıyorsun Çelebi? Ödev. Bilimin gelişmesine katkı sağlayan dahi bilim adamları ve buluşları. Şeyi yaz şeyi. Pasteur'ü yaz. Kuduz aşısını bulan kişi. Mikrobu ilk kez kimin bulduğunu da yazın. Kim bulmuş ki? Bilmem. Bilmiyor musunuz? Yok. Yok. Bütün o ötekileri pat pat saydınız. Onları ezbere biliyoruz dede. Fe subhanallah. İlk kez gözün yapısını keşfedip karanlık odayı bulan İbni Heysem'i falan. Yok. Oğlum ne biçim ilim okutuyorlar size bu mekteplerde. İnsan kendi kökünü, fenin gelişmesi için gecelerce göz nuru döken Müslüman bilginleri, onların buluşlarını bilmez mi? Bunların hepsi okunacak. 10 gününüz var. Sonra bilgi yarışması tertip edeceğim. Bilgi yarışması mı? Kazanana ödül var mı? Var var. Yarışmadan sonra öğrenirsiniz. Bal böcükleri masası. Hamsi kuşu masası. Şimdiye kadar iyi gittiniz. Devam ediyoruz. Tarihte ilk göz ameliyatını yapan, kızıl ve kızamık hastalıklarının farklarını ortaya koyan, cerrahide pek çok buluşa imza atan dahi bilim adamı kimdir? Dut! Söyle bakalım İdris. Bizim köye vardı merzifonlu bir doktor. Rahmetli dedemin gözü olmuş ne ha böyle katarak. O doktor aldı da götürdü Trabzon'a, hep açtı gözünü. Ben de küçük uşağım, hasta yatağım, hırt hırt kaşınırım. O doktor gördü beni, bağ dedi ki, ula uşuğum kızamık vurmuşsa. Cevap veriyorum, dut dut, merzifonlu doktor Nevzat'tır. Söyle Mehmet. Tarihte ilk göz ameliyatını yapan, tıp alanında büyük başarılara imza atmış büyük hekim Razi'dir. Aferin, 10 puan. Pasteur'den 400 sene önce mikrobu bulan Müslüman Türk bilim adamı kimdir? Dut! Akşemseddin'dir efendim. Kendisi aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocasıdır ve İstanbul'un fethinde katkıları büyüktür. 10 puan da size. Fil saati nedir? Mehmet, sen biliyor musun? Kolay gelsin. Bakabilir miyim? Gel, gel. Saatiniz hakkında çok şey okudum. Demek gelecekten geliyorsun. Evet, ama saatinizi çözmede hala zorlanıyoruz. Bak şimdi. Filin beline doldurduğum suyun üstünde yukarıdan sarkan delikli bir kase var. Kaseye bağlı ipler var bir de. Bu kase 30 dakika içinde suyla dolup dibe batar. Şamandıra yani. Şamandıra batınca saatin tepesindeki kuş öter. Kasenin dolacağı sürenin 30 dakika olmasını nasıl ayarladınız? Kasenin büyüklüğünü, su dolu kısmın derinliğini ve kasedeki deliğin çapını buna göre hesapladım. Ama çok çalıştım.
Sizin için sibernetiğin atası diyorlar. Yani kurduğunuz sistemlerle insan müdahalesine gerek olmadan çalışan makineler yapmışsınız. İlk robotu. Hatta oynadığımız su oyuncaklarının sistemini bile siz kurmuşsunuz. Sağ olsunlar. Bak ne soracağım sana. Saatin var mı? Var. Vay vay vay. Bu kadar küçük ha? Evet biliyorum. Pil saati Cizreli Bilgin El Cezeri'nin tasarladığı su saatinin ismidir. Aferin. Doğru. Yarışmanın sonucu berabere görünüyor. İkiniz de kitapları yalayıp yutmuşsunuz. Birincilik ödülünü kim alacak peki? Gezgin ve sen. İkiniz. İyi ama ödül nedir? Dedim ya, kitapları yalayıp yutmuşsunuz. Tıbbın, bilgisayarın, fiziğin, gökbilimin, haritacılığın... Hepsinin bugünlere nasıl ulaştığını, kimlerin emekleriyle yükseldiğini öğrenmişsiniz. Bir 10 gün önceki halinize bakın, bir de bugünkü halinize. Bundan büyük ödül olur mu? Doğru diyor uzun ağız. Oy, kurban olurum verene. Aferin benim oğluma. Tabii. Aynen katılıyorum. Bundan büyük ödül olamazdı. Tabii, gayet netim bu konuda. Çelebi. Ben de Gezgin'e katılıyorum. Bir sürü şey öğrendim. Bundan büyük ödül olamazdı. Bir uzaktan kumandalı araba falan olsaydı iyi olurdu ama. Neyse.